Bugün 27 Kasım 2023 kentimizde yaşanan gelişmeleri aktarmak üzere ana haber bültenimize başlıyoruz. Edirne Valisi Yunus Sezer kentin turizmine katkısı olacak tarihi yapıların hepsinin projelerini valilik olarak üstlendiklerini ve bugün itibariyle restorasyon çalışmalarına başlanarak turizme kazandırılmasını istediklerini belirtti. Edirne'de bulunan tarihi konaklarda restorasyon çalışmaları başlıyor. Kentteki 27 konağın restorasyon çalışmaları kapsamında projelerinin Edirne Valiliği tarafından karşılanacağını belirten Vali Yunus Sezer, amaçlarının kentin turizmine katkı sağlamak olduğunu kaydetti. Çatıyı bitirdin mi? Çatıyı bitirdim, evet. İşin zor kısmını sayın valim. İçeriden geçmişsiniz, bundan sonra hızlanır. İlhan Koman konağının önündeyiz. Önemli bir tarihi yapımız, konağımız. Buranın restorasyonu ile ilgili süreç devam ediyor. Kısa sürede burası tamamlanacak. Malumlarınız Edirne konakları çok sayıda olan bir ilimiz ve tarihi yapıları bakımından, kültürel varlıkları bakımında da dünyada sayılı illerden bir tanesi. Dolayısıyla burada da ihya edilecek, hem turizme kazandırılacak çok sayıda yapımız var. Burada bir süreç başlamış durumda ama özellikle bizim Saraçlar Caddesi'nde belediyemizde de protokol yapılmış. Oranın projesi tamamlandı. Kale içi ile ilgili de yine çalışmalar devam ediyor. Çevre Şehircilik Bakanlığımız boyutuyla hem Saraçlar hem kale içi. Ve bu konakların özel şahıslarda ve kamuda olan konaklar var. Bunların ihyasıyla ilgili de yine çalışmalar devam ediliyor. Aldığımız kararlar şudur. Birincisi, bugünden itibaren 27 tane konağımızı biz restorasyonuna, çalışmalarına başlayacağız. Ve önümüzdeki yıl sonu itibariyle de bunların birçoğunu tamamlamak istiyoruz. Bazılarının proje çalışmaları şu anda devam ediyor. Bazılarının da projesi bitmiş durumda, kuruldan onaylanmış durumda. Onların da yapım işlerine başlayacağız. 27 tane konak şehrimizin dağlık yerlerinde, farklı noktalarında fakat çoğunluğu kale içi mevkiinde. Dolayısıyla ileride bir nokta olarak, turizm rotası olarak kale içini çok iyi bir şekilde yeniden restore etmeyi çok arzuluyoruz, çok ümit ediyoruz. Bunun altyapı çalışmalarını yapıyoruz. Bir taraftan konak sahipleriyle görüşmeler yapıyoruz. Bir taraftan Çevre Şehircilik Bakanlığımızla burada nasıl çalışmalar yapılabilir diye onun arayışı içerisindeyiz. Bir taraftan da Kültür Bakanlığımızla bu çalışmaları beraber yürütüyoruz. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yani burada bir karar alınmış durumda. Hem kale içi hem de Saraçlar Caddesi'nin yeniden İhyası noktasında önümüzdeki yıl itibariyle bir çalışmayı inşallah başlatacağız bir aksilik olmazsa. Bu konaklarla ilgili olarak özel konak sahiplerimizle bir araya geldik. Onlara da şunu biz teklif ettik. Bizim özel konaklarla ilgili olarak yapılacak çalışmalarda bütün proje çalışmalarını yapım aşamasına kadar bir valilik olarak üstlenmeyi kendilerine taahhüt ettik. Yani burada da yaklaşık 200'e yakın bölgelerinde benzer yapı var. Bu konak, kendi konaklarıyla ilgili restorasyon çalışması yapacak olan bütün konak sahiplerine biz proje desteği vereceğiz, kuruldan geçireceğiz ve kendilerine inşaata başlayacak seviyeye getireceğiz. Ve kendilerinin biraz da ekonomik destek olunabilir mi yapım aşamasında teklifleri var. Bununla ilgili olarak da malumunuz bu kentsel dönüşümle ilgili kanun geçen hafta çıktı. Bunun sürecini bekliyoruz ama bu konuda da bir maddi destek noktasında da bir çalışma nasıl yapılabilir? Onu da şu anda biz kendi içimizde görüşüyoruz. İnşallah o noktada da bir destek noktasında da bir çalışmamız olacak önümüzdeki yıl itibariyle. Tabi bunun sözünü vermiyoruz ama. Ama şunun sözünü verdik kendilerine, projelerinin tamamını biz yapacağız valilik olarak ve kendilerine teslim edeceğiz. Ve bütün yapım aşamalarında da destek olacağız. Buradaki muradımız şudur, bir taraftan kamu eliyle, bir taraftan da özel sektör eliyle bir an önce bu değerlerimizi
ortaya çıkartmak ve insanlarımızla turizmle buluşturmayı istiyoruz. Bir taraftan sanat sokağı olsun, bir taraftan yöresel ürünlerin satıldığı butik mağazalar olsun, bir tarafta konaklama merkezlerimiz olsun ki turizm noktasında bizim konaklamaya da ihtiyacımız var ve gelen turistler de genelde bu tür tarihi yapıları, konakları tercih ediyorlar. Hem konaklama hem de satış noktaları konusunda buraları değerlendirmek istiyoruz. Ve bunun da şu ana kadar altyapı çalışmasını yaptık. Bu 3 aylık süreç içerisinde görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Hem bakanlıklarla görüşmelerimizi hem kendi içerimizdeki görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Bundan sonra da bir artık icraata yönelik adımlar atıyoruz. Bugün bu ilki, bundan sonra da beraber inşallah her başlayanı ziyaret edip öyle bitişinde beraber göreceğiz. Edirne'ye Genel Meclisi bütçe toplantılarının son görüşmesinde katılan Edirne Valisi Yunus Sezer, şimdiye kadar kendilerine gelen taleplerin %90'lık bir kısmını tamamladığını, 2024 yılının Mayıs ayına kadar Edirne'nin köylerinin içme suyu ve sulama konusunda yaşadığı bütün sıkıntıların tamamlanacağını ifade etti. Edirne Valisi Yunus Sezer, İl Genel Meclisi'nin son bütçe toplantısına katıldı. Burada konuşan Vali Sezer, göreve geldiğinden bu yana geçen 3 aylık süreçte kente bağlı ilçeleri 2 kez ziyaret ettiğini, ilk ziyaretlerinde aldıkları taleplerin %90'ının gerçekleştirildiğini kaydetti. Malumunuz biz göreve başlayalı 3 aylık bir süreç geçti. Bu 3 ay içerisinde 2 defa ilçelerimizi özel idare kapsamında gezme imkanım oldu. İlk ziyaretimizde muhtarlarımızla, ilgili meclis üyelerimizle ve oradaki belediye başkanlarımızla bir araya gelerek ilimizle ilgili yapılması gereken işlerin hem taleplerini aldık hem de planlamasını yaptık. Sadece il özel idaresi değil, diğer kurumlarımız da bu işin içerisindeydi. Ve geldiğimiz noktada geçen hafta başlayan ve bugüne kadar 7 ilçe bu hafta tamamlayacağız Hafsa ve merkezle beraber. Geldiğimiz noktada %90 oranında alınan taleplerin tamamının gerçekleştirildiğini gördük il özel idaresinden. Ve orada köy muhtarlarımızdan müthiş bir memnuniyet var ilçelerimizde. Ben bu manada emeğe geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İlimiz bir tarım şehri ve yoğun bir şekilde tarım yapılıyor. Ve tarımın güçlendirilmesi adına neler yapılabilir? Bunları bir kere değerlendirme imkanı bulduk. İkincisi, artık burası belli temel konuları geride bırakarak büyük projelere adım atmak mecburiyetinde olan bir il. Öyle söyleyeyim ben. 5 yıl içerisinde Edirne çok farklı yerlere gelecektir. Hem tarımda, hem sanayide, hem ulaşımda. Türkiye'nin kilit illerinden biridir. Ama bu önemli görevini, vazifesini bir üst noktaya taşıyacaktır. Bizim artık belli konuları geride bırakmamız gerekiyor. Bunlardan birincisi içme suyu. İçme suyu sıkıntısı çeken hiçbir köyümüzün olmaması lazım. Şu anda köylerimizde içme suyu sıkıntısı yok gibi. Olanların tamamı da çözüldü bu süreç içerisinde. İkincisi, özellikle Keşan ve Uzunköprü, Enes tarafında yaz ayları itibariyle çok fazla nüfus var. Orada içme suyu probleminin yetersizliği var. Bu yetersiz alanlarla ilgili olarak da gerekli ne çalışma yapılması gerekiyorsa bunları da yapalım, kararı alalım. Yani bizim köylerimizde yaşayan hiçbir vatandaşımız ben içme suyu yönünden sıkıntı çekiyorum dememesi lazım. Bunu biz kesinlikle bununla ilgili olarak planlarımızı yaptık. İlave kaynak gerekiyorsa ilave kaynak. Su çünkü insani bir ihtiyaçtır ve bununla ilgili olarak vatandaşlarımızı bizim sınav etmememiz lazım. Bu konuda mutabıkız ve gereken adımların tamamı atılmış durumda. Bu bütçede birincisi bu var. İkincisi, asfalt plan tesisinin kurulmasıyla beraber buradaki asfalt, sıcak asfalt çalışmalarına da hız verdi. Bu sene sonuna kadar fırsat verdiği ölçüde yapılıyor. 25 kilometreyi tamamlamayı planlıyoruz. Şu anda devam ediyor. Önümüzdeki yıl için de 150 kilometre sıcak asfalt koyduk. Bu da eğer yanılıyorsam arkadaşlarımız düzelsinler. Belki Edirne tarihinde köylerde yapılan sıcak asfaltın yaklaşık 10 katı diyebileceğimiz bir ortalama 20 katı, biz 10 kilometre falan planlıyorduk. Geri kalan soğuk asfalt. Senelik olarak. Dolayısıyla hem
belli yerlerde sıcak soğuk asfalt da yapacağız ama o daha çok geçen yılların devamı şeklinde olacak. Yani önümüzdeki 3 yıl içerisinde Edirne'deki bu yol iyileştirme programını artık geride bırakmayı arkadaşlarımızla beraber istiyoruz. Yani bu sene grup yollarını yapacağız. Seneye yine grup yolları başta olmak üzere nüfus yoğunluğu ve trafiğin fazla olduğu köylerimizi asfalt yapacağız ve sonraki aşamada da diğer köylerimiz olmak üzere 3 aşamalı bir plan çerçevesinde bu yol problemini artık Edirne'nin kırsal alanında gündemimizden çıkartmak istiyoruz. Bu enerjimizi de artık daha üretken projelere yönetmek istiyoruz. Bu çerçevede de kendimize 3 yıllık bir projeksiyon çizmiş durumdayız. 2024 yılı bütçemizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Edirne'de düzenlediği sempozyumda Makedonya Cumhuriyeti eski Cumhurbaşkanı Profesör Doktor George Ivanov'a Trakya Üniversitesi'nce Fahri Doktora unvanı verildi. Meclisin bildirmesi önünde hoş geldiniz, onur verdiniz. Makedonya'da 2009-2019 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı yapan Profesör Doktor George Ivanov, Trakya Üniversitesi'nce düzenlenen Müslüman, Hristiyan ve Yahudi toplumlarının bir arada yaşamasını sağlayan Osmanlı modeli konulu sempozyumda konuştu. Ivanov'a organizasyon sonunda Trakya Üniversitesi'nce Fahri Doktora unvanı da verildi. Sempozyuma Edirne Valisi Yunus Sezer, Trakya Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Erhan Tabakoğlu, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Murat Ahmet Yörük, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Sempozyumda konuşan Makedonya Cumhuriyeti eski Cumhurbaşkanı Profesör Doktor Ivanov, İsrail ile Hamas arasında yaşanan savaşın, Ukrayna Savaşı ve Orta Afrika'daki olayların barışı tehdit eden olaylar olduğunu anlattı. Törende konuşan Trakya Üniversitesi Rektörü Tabakoğlu ise Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekerek sempozyumun konusunun bu anlamda çok önemli olduğunu vurguladı. Edirne bir payitaht, bir başkent, Osmanlı'yı en iyi anlatan şehir, Fatih'in doğup büyüdüğü bir şehir, barış içinde yaşama imtihanını vermiş, bir kazanmış, göstermiş bir şehir. 500 yıl dünyanın en zor coğrafyalarında, Kafkaslar'da, Balkanlar'da, Orta Doğu'da barış yaşatmış bir medeniyetin başkentliğini yapmış bir şehir. Bu açıdan bu şehrin üniversitesi olmak ve bu şehrin vizyonunu, misyonunu, özelliklerini yansıtmaya devam etmek anlamında bu buluşmayı önemli buluyoruz. Maalesef ateşler atılıyor, öldürülüyor dünyanın gözünde. İşte bu zaman içerisinde de bu toplantının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşma konusu Osmanlı'da Müslüman, Hristiyan ve Yahudiler nasıl bir arada yaşamış diye bize anlatacak. Bu güzel toplantı için, bu güzel buluşma için ben tekrar Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Edirne Valisi Yunus Sezer de sempozyumun dünyanın ihtiyacı olan bakış açısını yansıtacak özellikle bir konuyu içerdiğini kaydetti. Filistin meselesi aslında bugünkü konunun bir aynası gibi. Yüzyıllardır beraber kardeş kardeş yaşayan Yahudi, Müslüman ve Hristiyan milletlere birbirlerine karşı özellikle son dönemde Gazze'deki olayları da göz önüne aldığımız zaman nasıl bu kadar toleransız olduklarını, nasıl bu kadar kötüleşebileceklerini ve on binlerce insanın canını kıyabileceklerini, onlarca ibadethanenin nasıl yok edilebileceğini göstermiş durumda. Sempozyumun ardından Makedonya eski Cumhurbaşkanı George Ivanov'a Trakya Üniversitesi'nce verilen Fahri Doktora belgesi takdim edildi. Rektör Tabakoğlu Ivanov'a cübbesini giydirerek hediye verdi. Marifet yaşayanların gönüllerini abad etmek olduğunu gösteren eski Türkçe bir sanat eserini Sayın Cumhurbaşkanımıza üniversitemizin bir hediyesi olarak takdim ediyoruz. Saadet Partisi'nin Milletin Vekilleri Milletle Buluşuyor programı kapsamında Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca parti binasında basın açıklaması yaptı. Atmaca yerel seçimlerde resmi olarak bir ittifak kurmadıklarını belirterek bu tür oluşumlara kapalı değiliz. İttifak şartları önemlidir. Biz sonuca bakarız. Bizim bu millete faydamız dokunacaksa eğer herkesle birlikte oluruz ifadelerini kullandı.
Saadet Partisi'nin milletin vekilleri milletle buluşuyor programları kapsamında Edirne'ye gelen Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca, yerel seçimlerde prensipleri doğrultusunda herkesle ittifak kurabileceklerini söyledi. Yerel seçim farklı bir format, yani genel seçim gibi değil. Tabii biz bugün Türkiye'deki bütün il ve ilçelerde tek başımıza girme hazırlığı içerisindeyiz. Her yerde biz kendi adaylarımızı tespit etme ve onlarla seçime girmek gibi bir çalışma içerisindeyiz. Ancak seçim sonuç alma sanatıdır. Lokal bir kısım temaslar mutlaka olabilir. Ama genel bir ittifak olması söz konusu değil. Bu onlar için de aynı şeydir. Yani her yerde birlikte göreceklerini ben zannetmiyorum. Ama ifade ettiğim gibi hedef sonuç almaksa bir kısım diğerlerde kısmı dirsek temasları olabilir. Biz zaten Gelecek Partisi ile birlikte mecliste beraberiz. Onunla ilgili birçok yerde birlikte gireceğimizi zaten ifade etmiştik. O münasebetle biz bu tür oluşumlara kapalı değiliz. Biz sonuca bakarız. Yani bizim bu memlekette, bu millete bir faydamız dokunacaksa eğer herkesle birlikte oluruz. Tarihimiz bunun örnekleri de doludur. O manada biz İyi Parti gibi hiçbir şekilde hiçbir ittifak içerisinde olmayacağız demedik. Onunla o söylemlerini bir çok samimi bulmadık. O da artık görünüyor. Yani siyasi partiler seçim için vardır. Seçimde sonuç almak için vardır. Yoksa bunlar bir fikir kurgu değillerdir. Yani ben bildiğimi söylerim, millet bana destek verirse verir, vermezse devam ederim diyemez. Sonuç almak zorunda, partinin devamını ve başarısını yükseltmek için bunlar önemlidir. Biz de temel prensiplerimiz doğrultusunda herkese ittifak edebiliriz. İttifakta biz ortağı bize yardımıyla ilgili ayırt etmeyiz. Bu ittifaklarda ittifak şartları önemlidir. Bu konuda anlaştıktan sonra herkese anlaşılır. Biz geçmişte çok değişik partilerle ittifakları zaten ettik. Şimdi durum böyle ama bunlar bu ittifaklar yerel seçimlerde seçime yakın zamanlarda. Yani adayların son tespiti ne doğru bunlar netleşir. Birçok yeni ilçelerde değişik görüşmeler var ama henüz net resmi bir ittifak yok. Öte yandan emeklilere verilecek olan 5000 liralık ikramiyeye de dikkat çeken Atmaca iktidarı eleştirdi. Bu istismar. Yani bu hükümetin becerdiği en iyi şey istismar. Bu 5000 lirayı söz verdiği tarihle bugünkü 5000 lira arasında fark var. Asgari ücretle de ilgili de öyle. Bunlar artık tükettiler. Yani verecek hiçbir şey kalmadı. 5000 lira gerçekten bugün komik bir rakamdır. Hani bunu 5000 lira zam yapsa kabul. O kadar çok istismar edildi ki bu işe. Seyyanen zam ne demektir bu? Yani bu dönemden daha önceki dönemlerde böyle bir şey duyan var mı? Şimdi emekliye zam yani yapacak. %50. Ama bu 7500 lira üzerinden %50 değil. Kök maaş diye bir şey var onun üzerinden. Bu milletin aklıyla dalga yani geçmek. Rakamlarla milleti etkileme çabasıdır. En nihayetinde bugün açlık sınırı işte 14-15 bin liraya geçmiş durumda. Fakirlik sınırı 40-45 bin liraya geçmiş durumda. Bizim ülkemizde 45 bin lira maaş alan memur yok, işçi yok. Demek ki fakir bir ülkeyiz biz. Yani 20 yılı idare edenlerin milleti buna layık görmeleri onların karnesidir yani ve sınıfta kalmışlardır maalesef. Bulgaristan'da etkili olan kar yağışı yolların kapanmasına sebep oldu. Edirne'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli sınır kapısına gelen tır sürücüleri 20 kilometrelik uzun araç kuyruğu oluşturdu. Bulgaristan'da etkili olan yoğun kar yağışı yolların kapanmasına sebep oldu. Yolların kapanması nedeniyle Türkiye'den Avrupa ülkelerine ihraç yükleri taşıyan tırlar da olumsuz etkilendi. Tır şoförlerinin Avrupa ülkelerine gitmek için Edirne'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli sınır kapısında bekleyişleri sürüyor.
Tır kuyruğunun yaklaşık 20 kilometreyi bulduğu sınır kapısında bekleyen yüzlerce tır sürücüsü günlerdir sıranın kendilerine gelmesini bekliyor. Bir tır sürücüsü sıranın kendisine gelmesi için ortalama 2 gün sırada bekliyor. Sırada beklerken araçlarında uyuyan sürücüler zaman zaman zor anlar yaşıyor. Bu meslek hayatımda bu kapılardan yani iyice sıkıntıya bindi yani. Bu iş yapılmaz hale geldi. Tırlar için çok zor bir durum. Kışta daha sıkıntılı. Aşağı inemiyorsun, dolap açamıyorsun. Bayağı bir sıkıntılı günlerimiz geçiyor ama ne yapacağız? Ekmek parası. Burada lavabo yok. Para girene kadar ne tuvaletimiz var, ne banyomuz var, ne mescidimiz var. Hiçbir şeyimiz yok yani. Zaten hep 2 günde, 3 günde zor geçiyoruz. Daha Bulgar'da da yolları kapatmış. Duyduğumuz bilgiye göre yarın öğlene kadar açmayacakmış. Bu kadar tırlar nasıl geçecek, nasıl varacağız, nasıl yıkacağız onu da bilmiyorum yani. Bu tırlar zaten biliyorsunuz tek çekici. Eğer kar olduğunda zincir atman lazım, gidemezsin. Bayağı sıkıntı yani. Manisa'dan yükledik, Hırvatistan'a yükümüzü götürüyoruz. Buralarda 20 kilometre sıramız var. Geçen yıllarda hep bu sıralar oldu. Yetkililere, her gelenlere seslendik. Buralara tuvalet yapalım, mescit yapalım, lavabo yapalım diye. Hep tamam tamam dediler. 20 kilometre sırayı aşağı yukarı 2 günde anca parka girebiliyoruz. Park yapmaya başladılar. Parklar yarım kaldı. Parkları bitiremiyorlar. Yani çok büyük sıkıntımız. Parklar olsa parklara girip birçoktan parkta yatacağız. Ama yolda 2 gün, 2,5 gün ne yeriz ne içeriz bu kar kış kıyamette. Dolap açamıyoruz rüzgardan. Çok soğuk bir havamız var şu anda burada. Biz buralara parkların genişlemesini istiyoruz. Eğer buna yetkililer müdahale edemiyorsa hiç yoktan seyyar tuvaletler veya lavabolar. Yani elimizi yıkacak yer yok. Affedersin tuvaletimizi yapacak yer yok. Yani buralara tarlalara tuvaletimizi yapıyoruz yani. Vallahi namaz kılmak isteyen affedersin 2 aracın ara yerine giriyor. Namaz kılmayı ancak öyle yapabiliyor yani. Namaz kıldığımız zamanlar da bu şekil yapabiliyoruz. Yani ne kadar temiz olur, ne kadar düzgün olur onu da Allah biliyor artık. Yıllardan beri bu Hamzabeyli, özellikle bu Hamzabeyli tarafında bu çileyi çekiyoruz. Devamlı sıra yani hiçbir yetkili merci buna bir çözüm getiremiyor. Yani Türkiye'miz gayet gelişmiş bir ülke ama sadece şu kapı sorununa veya park sorununa bir çözüm bulamamakta ne diyelim artık dilimiz de dönmüyor. Yani bir park sorununa çözüm bulsalar o bile yetecek bize. Edirne'nin Keşan ilçesinde arkadaşlarıyla önceki akşam doğum gününü kutlayan kadın ertesi sabah evinde ölü bulundu. Alınan bilgiye göre önceki akşam arkadaşlarıyla doğum gününü kutlayan Gülçin Altan'dan sabah haber alamayan arkadaşları Altan'ın yeni mahalledeki aynı apartmanda yaşadığı komşularına haber verdi. Komşuların kapıyı çalmasına rağmen kapı açılmayınca akrabaları eve girdi. Gülçin Altan'ın hareketsiz halde sandalyenin üzerine oturduğunu gören yakınları sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Altan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Gülçin Altan'ın cansız bedeni Keşan Devlet Hastanesi morguna, oradan da detaylı otopsisi için Edirne Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 14 adet PlayStation 5 oyun konsoluyla 8 adet robot süpürge ele geçirildi. Edirne Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesi içerisinde maddi ve manevi kayıplara neden olan kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İcra edilen faaliyetler çerçevesinde 14 adet PlayStation 5 oyun konsoluyla 8 adet robot süpürge ele geçirildi. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcısının talimatıyla şüpheliler hakkında gerekli tahkikat başlatıldı. Edirne'nin Hafsa ilçesine bağlı Şerbetsar köyünü ziyaret eden bir grup Yunanistanlı, geçmişte kına ve düğünlerin yapıldığı çeşmeyi ziyaret edip tulum eşliğinde çalınan şarkılara eşlik etti. Haydi. Edirne'nin Hafsa ilçesine bağlı Şerbetsar köyünde 1830'lu yıllarda yapılan ve kültür varlığı olarak tescillenen tarihi çeşmenin eski haline getirilmesi konusunda başlatılan çalışmalar neticesinde tarihi çeşmenin röleve ve restitüasyon uygulama projesi tamamlandı. Bunun üzerine otobüslerle gelen ziyaretçiler çeşmeden su içiyor ve çeşme önünde tulum eşliğinde çalınan şarkılara eşlik ediyorlar. Eski Rum ve Gagavuz köyü olan Şerbetsar köyünde bulunan çeşmenin geçmişte uygulanan gelenek ve göreneklere göre yapıldığı belirtildi. Yola yusa,
Edirne Ticaret Borsası'nda günlük salon satışlarına göre fiyat listesi şöyle. Buğday yarı sert en düşük 8 lira 10 kuruş, en yüksek 8 lira 65 kuruş, ortalama 8 lira 47 kuruştan işlem gördü. Ayçiçeği yağlıksa en düşük 14 lira, en yüksek 15 lira 84 kuruş, ortalama 15 lira 2 kuruştan işlem gördü. Edirne Ticaret Hayvan Borsası'nda günlük salon satışlarına göre fiyat listesi şöyle. Dana en düşük 115 lira, en yüksek 154 lira 60 kuruş, ortalama 137 lira 28 kuruş. Düve en düşük 77 lira 40 kuruş, en yüksek 139 lira, ortalama 123 lira 33 kuruş. İnek en düşük 64 lira 80 kuruş, en yüksek 133 lira 80 kuruş, ortalama 90 lira 27 kuruş. Koyun en düşük 70 lira, en yüksek 89 lira, ortalama 81 lira 11 kuruş. Süt kuzusu ise en düşük 128 lira, en yüksek 132 lira 80 kuruş, ortalama 129 lira 62 kuruştan işlem gördü. Güneş Optik ve Edirne Ziraat Odası hava durumunu sunar. Edirne'de yarın hava sağanak yağışlı olacak. Hava sıcaklığının en düşük 1, en yüksek 15 derece olması bekleniyor. Edirne Ziraat Odası ve Güneş Optik hava durumunu sundu. Edirne'de bu geceki nöbetçi eczaneler şöyle. Fatih Mahallesi Ümran Akkan Caddesi 44. sokaktaki Berkaya Eczanesi. Abdurrahman Mahallesi Tarlakapı Caddesi numara 36'daki Edirne Eczanesi. Serbest piyasada dolar 28 lira 91 kuruştan, euro 31 lira 61 kuruştan alıcısına ulaştı. Altın 1866 lira 99 kuruştan sahibini buldu. Borsa İstanbul 8107 puandan işlem gördü. Bültenimiz burada sona erdi. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına mutlu akşamlar diliyorum.